Multi Leader'ları düzenlemek Multi Leader'lar düzenlenmesi en kolay hatırlatıcılardan biridir. Ekranda Multi Leaders içeren bir çizim var. Şimdi düzenlemeye dair birkaç değişiklik yapmaya çalışalım. Sol alt taraftaki Multi Leader'a yaklaşın. İlk olarak yazıya bakalım. Eğer bir Multi Leader yazısını düzenlemek isterseniz üzerine çift tıklayın. Bu değişikliklerinizi yapabileceğiniz metin düzenleyiciyi açacaktır. Tıklayarak imleci notun sonuna getirin. Yeni bir satır ekleyerek başka bir not ekleyin. Eklediğiniz metin yeni satıra yerleşmiştir. Gördüğünüz gibi çok satırlı metin düzenlemeye dair araçlar sekmesi kullanılabilir durumdadır. Şimdi bir Malt Leader'ı tekrar nasıl konumlandırabileceğimize bakalım. Bunu tutamaçlarla yapabiliriz. Soldaki Malt Leader'sı seçtiğinizde ortaya çıkan tutamaçlara dikkat edin. Okun başlangıç ucuna en yakın tutamacı seçerseniz bu grubu hareket ettirebilirsiniz. Eğer yeterince uzaklaştırırsak açıklama diğer tarafa kayacaktır. Oktaki en uzak tutamacı seçerseniz bunu ileri geri hareket ettirerek sütun genişliğini belirleyebilirsiniz. Ancak gördüğünüz gibi ortaya çıkan sonuç beklenilen bir sonuç değildir. Bunun sebebi nesne kenetleyicisinin açık olmasıdır. Şimdi hızlı erişim araç çubuğunda geri al düğmesine tıklayın metni ardından da tutamacı yeniden seçin. İçe doğru sürüklediğinizde nesne kenetleyicisinin oku bitiş çizgisinin uç noktasına tutturmaya çalıştığına dikkat edin. Durum çubuğundaki düğmeye tıklayıp geçici olarak nesne kenetleyicisini kapatın. Eğer tekrar ihtiyacımız olursa Shift sağ tıkla nesne kenetleme menüsünü açabilirsiniz. Şimdi okun uç noktasındaki tutamaca dikkat edin. Bunu kullanarak Okun konumunu değiştirebilir. Bu oku başka bir konuma götürebiliriz. İmleci yeterince çekerseniz ok notun diğer tarafına yakalatılacaktır. Escape tuşuna basarak seçimi kapatın. Okun başlangıcındaki düz çizgiye bakın. Burada tutamaçlar olduğuna dikkat edin. Herhangi bir uç noktadaki bu okları kullanarak okun başlangıç çizgisinin uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Eğer ortadaki tutamacı seçerseniz bu çizgiyi tutarak oku tekrar konumlandırabilirsiniz. Çizimden biraz uzaklaşın. Yukarıdaki açıklama okuna bakmak için ekranı biraz kaydırın. Bu nota bir ok ekleyelim. Bunun için Multi Leader menüsünü tıklayarak Add Leader yani ok ekle düğmesini tıklayın. Ardından Multi Leader'ı seçin. Nesneye yeni bir ok eklenecektir. AutoCAD'in seçiminizi her zaman birden fazla yapacağınızı farz ettiğini hatırlatalım. Gördüğünüz gibi Add Letter komutu hala devam etmektedir. Oku tutarak diğer tarafa çekin ve yerleştirin. Bitirdikten sonra komutu sonlandırmak için Escape tuşuna basın. Artık bu notla ilişkili 3 ok olduğu için notu seçip hareket ettirmek istediğinizde tüm okların hareket ettiğine dikkat edin. Şimdi de bir oku nottan nasıl kaldırabileceğimize bakalım. Tekrar açıklama oku menüsüne gelin. Remove Letter yani oku kaldır seçeneğine tıklayın. Notu ve kaldırmak istediğiniz oku seçerek Enter tuşuna basın. Şimdi çizimden biraz uzaklaşın. Bu çizimin sağ tarafında birden fazla Multi Leader bulunuyor. Bunların hepsini hizalamak istediğimizi düşünelim. Multi Leader açılır okuna tıklayarak menüden Align komutunu seçin. Hizalamak istediğiniz tüm multi leaderları seçin ve sağ tıklayın. Son olarak hizalamak istediğiniz referans multi leaderını seçin. Gördüğünüz gibi hizalama yönünü elle ayarlamanız istenmektedir. Şimdi F8 tuşuyla ortho modunu aktifleştirin. İmleci çekip tıklayın. AutoCAD seçtiğiniz multi leaderları dikey olarak hizalayacaktır. Şimdi çizim alanına biraz yakınlaşın. Property Changer'ı kullanarak da Multi-Leader'larda değişiklikler yapabilirsiniz. Seçim işlemini yaptıktan sonra Property Changer'ı açın. Burada birçok ayar yapılabilmektedir. Bu üçgenlere tıklayarak bu grup çiftlerini kapatın. Letters ve Text grupları açık durumda kalsın. Bu alanları kullanarak açıklama oku stillerini bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Şimdi okucunun büyüklüğünü değiştirelim. Arrowhead değerini seçerek değeri 0.1 olarak değiştirin. Ardından enter tuşuna basın. Çizim alanında okun uç büyüklüğünün değiştiğine dikkat edin. Şimdi de metin yüksekliğini değiştirelim. Text grubuna gelin. Height yani metin yüksekliği üzerine tıklayıp 0.25 değerini girin. Değeri onaylamak için enter'a basın. Notun büyüdüğüne dikkat edin. Son olarak çok satırlı bir yazı olduğundan satır boşluk ayarını 0.7 olarak değiştirin. Böylece yazıları biraz daha sıkı yapabilirsiniz. Property Changer'ı kullanarak istediğiniz açıklama oklarının görünümlerini istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Bitirdiğimize göre pencereyi kapatmak ve seçimden çıkmak için Escape tuşuna basın. Şimdi nesne kenetleyiciyi yeniden açın. Multi Leader'ların düzenlenmesi çok kolay ve esnek notlandırıcı araçlarından birisi olduğu unutulmamalıdır.